Bugün konuşacağımız konu Türk televizyon tarihinin bizim için önemli mihenk taşlarından biri olabilecek bir yapım aslında. En azından benim için öyle. Siz aynı fikirde misiniz bilmiyorum. Börü'den bahsedeceğiz. Normalde Türk dizilerinden çok bahsettiğimizi görmüyorsunuz. Evet. Çünkü takip etmekte zorlanıyoruz. Neden? Bunun evet iki sebep var. Bir, çok uzunlar. Yani hepsi bir film uzunluğunda. İki, bitmek bilmiyorlar. Yani 50 bölüm, 60 bölüm, 70, 80 bölüm nereye kadar giderlerse. Bu da doğal olarak takip edilebilirliğini düşürüyor dizilerin. Evet. Burada hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Hatta bir de şunu da ben eklemek istiyorum. Hani yabancı bir dizi olduğu zaman belki 8 bölüm arka arkaya izliyorsun, binge-watch yapıyorsun ama uzunluk sadece 1 saat 20 dakika olması değil. Evet. Aynı zamanda uzasın diye yapılan saçma sapan şeyler böyle bakıyorsun. Evet. Buradan saliye atıyor. İçeriye dolgun bir uzunluk yok yani. Sırf evet. Uzatılmak için uzatan. Bunu herkes farkında. Yapan da farkında. İzleyen farkında değil. Abi yapanlar, çünkü izliyorlar. Yapanlar dertli zaten. Yani 16 saat çalışıyorlar yani ve yani sırf doldurmak için böyle donuk donuk duruşlar. O oyuncu çok mu mutlu şöyle 30 saniye bakmaktan? İşte o ay sonu hesabında gelen parayla mutlu olabiliyordur belki. Şimdi bugün Börü'den bahsedeceğiz ama içeriğinin kalitesinden ziyade önce bahsetmek istediğim şey yayınlanma mantığı. Şimdi ben ilk yayınlanacağını duyduğum şekliyle çok şaşırdım hatta. Türkiye'de böyle bir şey yapılabilir mi diye bir kendimden geçtim. Şudur abi, bu arada herkes farklı bir şey söylüyor ama galiba öğrendiğim kadarıyla 6 bölüm olacak. Evet, 6 bölüm. Televizyonda 6 bölüm olacak, 6 bölümden sonra bitecek ve sinemada 7. ve final bölümü gibi bir sinema filmi çekilecekmiş kendisine ait. Şimdi bu ilginç geldi bana, dedim Netflix mi oluyoruz lan? Örnekleri var. Türkiye'de örnekleri var. Ne var abi Türkiye'de? Ya örnek? Şöyle filmle bitirme örnekleri yok, var. Yok uzunluk açısından söylüyor. Filmle bitirme açısından söylüyor. Proje olarak en başından böyle yapılan yok ama yani çok ya, örnek var. Bir sezon süren dizilerimiz var. Ha, ben ama şuna görüyorum. Karakter çok fazla ve hani bu yönetmen hep böyle bu tarz film çekiyor. Daha iki, daha işte ondan önce işte sır mı öyle bir şey var sanırım yanlış bilmiyorsam. İşte büyük ihtimalle karakterleri tanıtmak ve seyirciyle hani filmde çünkü bu kadar açıklayamazdı bunları. Hayır tamam, yani, tamam mevzu o değil zaten. Adamın yapıp yapamayacağını yani, Türkiye'de mi dizi yapılması kapısı. Bunu birinin evet. Kabul etmesi. Yani ben bunu kabul ediyorum demesi birinin şaşkınlığı. Büyük ihtimalle yapımcısı kendisidir. Yapımcısı kendisi yayınlatabiliyor ama sonuçta ve bir sürü sponsoru da var arka tarafında. Tabii. Ya bunu kabul etmek bana enteresan geldi. İlk bölüm mesela reklamsız yayınlamışlar. Ben tekrarını seyredebildim sonra. Tekrarında reklam vardı yine. 1 saat 20 dakika sürüyor bir de. O da enteresan. Hani, evet. O da çok ilginç. Ya işte olarak. Parayı kendi basınca keyif de kendinin oluyor bence ya. Vallahi yok, ben hiç öyle değil adamın bence. Adamın bir prensibi var. Bilmiyorum yani. Arka yüzüne bilmiyorum ama ben de hani mesela ben de dizi yapıyor olsam, kendim parasını ödüyor olsam. Tamam ama hani, bak şöyle bir fark var. Öyle bir çıkış yapardım. Bence şöyle bir fark var orada. Yani bunu yapmak istersin sen. İdealistsindir falan ama tabii. Şimdi senin prime time'de bunu yayınlamaya bir sürü yapımcı var yani. Hani çoğu insanın şeyi yetmez. Yani bunu iyi satmış olması lazım arka yanında. Hem stara, hem sponsorlarına, hem diğer insanları kime kabul ettirdiyse. Ve çok enteresan geldi. Umarım daha çok böyle şeyler görürüz. Çünkü kalitesinden de bahsedeceğiz birazdan ama ben inanıyorum ki bu tarz mantıklı diziler yapsak biz 10 bölüm süren, 15 bölüm süren veya 20 bölüm sürsün ama süresi 40 dakika olsun, 50 dakika olsun falan. Ya inanılmaz işler çıkar eminim yani. Hani çünkü gerçekten iyi ekipmanlara sahibiz, iyi bütçeler alınabiliyor bazı işler için. Ve sonucunda da onun parası dönebiliyor ve kalitede çıkabilir diye düşünüyorum. Şey var, daha bir daha iki pardon lafını böldüm ama daha bir daha iki de falan kendini kanıtladığı için hani ikna etmesi daha kolay olmuştur. Tabii muhakkak çünkü daha kolay da çok güzel, yani. Daha mesela çok güzel film, daha iki de hani, yani teknik olarak da güzel bir film daha çıkarıp masaya vurabileceği iki tane film var mesela. Hani. Ama sonuç itibariyle onlar kişisel çok yüksek filmler değillerdi. Daha iki rekor. Rekordan kastın? Bayağı rekor. Hayır, kendi kaç ama mesela? 3 milyon mu öyle bir şey ya? Ha 3 milyon iyiymiş ya. Ben 1 küsur milyon diye biliyorum. Abi, 3 milyon. Ya şöyle bir şey 1 var. 1 milyon bile olsa 16 trilyon ediyor. 3 milyon işte çarpı 3 öyle düşün yani. Ya şunu ötürü fark etmez. Diye biliyorum. Ya 6 dizilik 6 bölümlük bir diziyi zaten gene kanallara satmak zor oluyor. En az 12 bölüm diye anlaşılır. Ve sık sık da 12 bölüm anlaşılır. Çoğu dizi de ondan sonra iptal olur. Adamlar muhtemelen en çok yani 3 milyon falan hikaye olacak. Muhtemelen böyle ilk bölümüyle de bakılacak olursak hani gişede sinemada hakikaten sadece sinema filminden bile para kazansalar şeklinde oturttukları bir sistem var bence orada. Çünkü... Yani kanalın cebinden çok para çıkmıyor diyorsun. Evet, sen aynen. Adam hani orada ben... Tabii anlaşmaları var. Ben de diyorum ki zaten hani, zaten hani buraya sponsor olanlar aynı zamanda filme de sponsor olduğu için otomatikman. O yüzden satmak kolaydır ya. Ya kolaydır yani. Ama mesela bu formülü ilk defa deniyor olmamız bir enteresan geldi bana açıkçası. Tabii adam demek güzel... ki örneklerini görürüz. Yani iş kaliteli çıktığı sürece ben hani sinema filminde bitmesi çok önemli değil benim için tabii. Yani. Hani sadece dizinin kendi içinde bütünlü olsun diye. Şimdi ilk bölümü yayınlanmış bir dizi bu. Star'da yayınlanıyor bu arada ve şey... İlk açılış sahnesi birebir yaşanmış bir olay. Zamanında yaşanmış bir olay işte. 2017'nin yılbaşıydı yani. Aynen ve gerçekten sağlam çekilmiş. Vurucu başladı gerçekten. Şimdi tabii karakter çok fazla var dizi içerisinde. Bu arada hani özel bir timin üzerinden giden bir hikaye var. Ve gerçek olaylara paralelle ben doğrudan dürüst bir şey söyleyeceğim. Bence şimdi sözde milliyetçilik, insanların milli duygularını kullanarak insanları televizyon başına kitleyip bundan para kazanan bazı yapımlar var. Evet, hep var. Oldu, hep olacak, hala da oluyor. Kaliteleri bence kaliteli değil.
Ama ona rağmen insanların bildiği duygularını sömürme odaklı bir iş yapmaya çalışıyorlar. Onların yanında mesela bunun kendine koyduğu çizgiyi çok enteresan geldi. Bak 2-3 şey söyleyeceğim. Bunlar çok önemli detaylar olmayabilir belki ama mesela belki de ileride kötü çıkacak bir karakterdir ama çok enteresan. Tim'de bira içen biri vardı. Veya bir sofra vardı. Şey sofrası vardı. Atatürk vardı, çok şaşırdım mesela. Av mevsiminde de vardı o tarz. Av mevsim yani. Film. Ama şey var. Filmlerde oluyor. Film yani. Ya abi mesela şeyde de mesela işler güçlerde de miydi ne? Yo, ya işler güçlerdeydi ya kardeş payındaydı. Rakı masası kurulurdu böyle etrafında toplanılırdı evet, falan. Evet ama onların hiçbir böyle bir yapım değildi. Ya abi nasıl ya bir yapım olmuş? Şöyle kardeş payının şimdi genelde şimdi sana bir örnek vereceğim. Bir komedi işi geliyor kardeş payı tarzı, Leyla ile Mecnun tarzı falan filan. Az çok kime hitap edeceğini, kafa hitap edeceğini, genel izleyiciyi oynamaya çalışmasının olmadığını bilirsin. Fakat bu tarz işler genelde hani işte savaş odaklı, İşte milli duyguları harekete geçirecek işler genelde hani belli noktalara dikkat edip belli noktalarda belli izleyicilere gitmeye çalışırlar. Ve dertlerini kendi istedikleri yoldan değil de insanlar bunu sever yolundan anlatırlar mesela. Hani her şey, şimdi sen de bilmiyormuş gibi davranma yani. Her şeyin içine her şeyi katmazlar. En son hangi televizyon filminde mesela sen, ben bir jet sosyetede gördüm. Şarap içiyorlar gibi bir şey vardı. Hani ya şu demek değil. Ama, dizilerde alkol alsınlar falan filan demek. Ama ülkede böyle insanlar var. Evet var ama sahneyi incelemek lazım şimdi. Sahneyi incelediğin zaman orada serseri para istiyor çocuk. Mahallenin hani bitirim çocuğu. Parayı veriyor ama parayı para karşılığında bir şey alıyor. Orada bir trade durumu var yani. Evet. Hani ben sen istedin diye vermedim. Evet, karşılığında bunu alıyorum diyor ve içiyor. Hatta orada da diyor sen ne yapıyorsun burada diyor. Hadi bakayım evine diyor. Orada bir ufaklık var bitirip tamam. Onu da yolluyor. Okay. Ya orada o biranın bir anlamı var aslında. Evet var işte ben hani, onu diyorum. Hani ama şey hani oturup da işte ben hani bira içen bir karakter veya işte kaybolmuş bir hani böyle bir serseri duruşu olan veya işte ülkenin içinde olan bir şey. Orada bir trade durumu var. Para istedi diye parayı vermeyip işte karşılığında bir şey alma durumu var yani. Tamam alkolcü... ben derdim o değil ki zaten. Ama ben ondan yani... bahsetmiyorum. Ben diyorum ki sahnede fark etmez yani. Hani şey demiyorum. Gözümüze alkol sokuyorlar demiyorum. Yani sonuçta böyle bir sahne var diyorum. Tabii var. Yani onu diyorum. Var. Yoksa sahnenin anlamsız olması ve anlamlı olmasını sorgulamıyorum ben. Ya şey sansür... Hani şu açıdan söylüyorum bunu. Yani dizi bu şekilde ana akım hayallerde haber olabildi. Ana akım bir iş olarak piyasaya çıkabildi. Yani ben bu tarz unsurlar barındıran ve ana akım olabilen bir iş... En son ne zaman gördüm hatırlamıyorum. Varsa siz düzeltin. Yani hakikaten herkesin konuştuğu bir şeyden bahsediyorum üzerine. Yani kardeş payı eyvallah biz çok seviyoruz ama gene niş bir proje kalıyor. İşler güçler de keza öyle. Leyla ile Mecnun da keza öyle. Yani bu tarz ana akım herkesin dikkatini çekebilen bir şekilde sunulmadı bunlar. Ve yani bak ben bu niye bu haldeyim neden bilmiyorum. Bunu çok fazla insan demiş. İnsan Atatürk gördü diye dize duygulanır mı ya? Böyle niye böyle bir şey olmuyor? Atatürk'ü ben niye... Yani zaten görebildiğim bir şey, her yerde duyabildiğim bir şey olması lazım ve bunları yaparak mesela bazı sesini çıkaramayan kesimler halde ekstra bir dikkatini çeken sevdiği bir durum ortaya koydu galiba dizi. Tabii bu şu demek değil yani hani bunları yaptı ve dizi bravo, çok güzel oldu falan diyemezsin hiçbir yapıma. Yani bunlar sadece işin hani aa yapmışlar lan diye şaşırdığım kısmı oldu benim adıma. Yani bir de dizinin içeriğini sorgulamak lazım. Nasıl olmuş, nasıl çekilmiş, oyunculuklar nasıl diye. İlk bölüm itibariyle ben çekimleri çok beğendim. Hani aksiyon sahneleri, işte benzeri... Meçkatlar falan çok falan. Güzel. Çok güzel, geçişler var, çok güzeldi. Kuma kürek kararken şeyin dalması gibi, kaşığın dalması gibi. O tarz meçkatlar vardı. Onun akıyordu dışında, gidiyor, teknik evet, olarak güzel. Dronlar, bilmem neler. Ama ben sana şöyle bir şey de söylemem. Bunu herhalde büyük ihtimalle sinema seti kurulmuşken diziyi de çekmişler gibi bir şey olmuş herhalde. Kalite hani, açısından. Evet, paket bir çekim gibi geldi bana. Tabii ki bilemem. Belki sinema çekimi şu an yapılıyordur. Hiç araştırmadım da açıkçası ama şöyle bir şey var. Yani renkler filan da hiç dizi gibi değildi yani. Değil mi böyle? Yani hani bayağı hani film gibi çekmişler. Atılan renk de zaten hiç dizi gibi değil. Tonlar zaten tutarlı değil şey olarak. Hani dizide mesela diziyi izlersin tek bir tondan gider ya. Ne olursa olsun çoğu zaman tek bir tondan gider dizi hani. Duygu durum değişimi falan çok fark etmiyor. Bunda değişim fark ediliyor yani. Ya renkler değişiyor sahne sahne. Bizim yani çok yakın zamanda ben de çok fazla Türk dizisi takip etmedim ama etkilerimde gördüğüm şey yani vardı. Yani etmez zap yapsın. İlk bölümler hakikaten daha da güzel çekilir. Çünkü şunu ötürü bir yerden sonra yetiştirmek zor yani. Bir ay erkenden başlanıyor atıyorum. 6 bölüm pilottur o yüzden çekerken daha sakinlerdir. Daha yavaştır. Yani, o yüzden daha bir yerden sonra yetiştirme derdine düştüğü için sıkışıyor ve şey var. Şimdi 6 bölüm olmasının hani avantajı orada o olmuş. Çok net bir biçimde. Bir de zaten dönem dizisi olduğu için de her ne kadar yakın dönemde olsa bir dönem dizisi ve hani işte şu olayı kaçırdık, şu oldu, bu oldu falan diye bir dertleri olmadığı için yayma şeyi olmuş muhtemelen. Şansları olmuş. Muhtemelen bu yani çok hatta muhtemelen değil. Bir baktığım zaman zaten internette ne haber var falan diye bayağı sükse yapınca işte bu diğer gazetelerde, kanallarda da işte
Börü nedir? İşte Murat kimdir falan diye böyle şeyler açılmış. Evet yani oyuncular çok zaman evvelden zaten hani işte hazırlanıyoruz, şu var bu var falan yani. Tabii bayağı da vardı. Bayağı olan bir şey var. Üzerine titreyince gayet ortalama zaten bir şey çıkıyor. Ortalama üstü bir şey çıkıyor yani. Ya şimdi ben mesela bazı oyuncuları yapay buldum, beğenmedim. Bazı diyaloglar da bir yapay geldi ama hani genel kaliteye baktığım zaman. Tombat'ın ortasında böyle. Evet biraz Amerikan var. Ama o adamın yaptığı bir yani şey ya. Dağda falan da var o. Yani evet, bayağı. Adam öyle yazıyor, öyle kurmuş kafasında. Hayır, ya sonuçta bu seyirlik bir şey. Evet. Bundan full gerçekçi bir şey beklemeye de gerek yok. Yani seyir olarak sana bir eğlence vaat etmesi lazım bir noktada yani. Yani yoksa ya çok gerçekçi diyorsa 24 saat kamera takalım birine, onu izleyelim. Yok zaten gerçekçi yani. Tabii canım. Ya bu şöyle bir şey var. Hani çok da insanı hani şey açısından da, yayınlandığı dönem açısından da, işte kendi ideolojisinden de ötürü hani insana şey diye de biraz bunu yorum yapmışlar internette. Hani birilerini rahatsız eder bu kafasında takılmışlar. Evet. Birisini rahatsız ediyor olsa zaten yayınlanmaz. Evet, zaten kenara koyduk. Yani. Evet, öyle bir yanım var. Ben hiç kimsenin o topa gireceğini zannetmiyorum. Yok, aynen abi. Öyle ve şey bak, bu bir ideoloji. Hani bir ideolojisi olan bunu anlatan şeyde de hani terim olarak da adlandıracaksan bir propaganda filmi aslına bakarsan. Ya, zaten evet, propaganda yapmanın bence hiçbir sıkıntısı yok. Ya, sinema herkes zaten propaganda aracıdır. Aynen. Amerika bunu yıllardır yaptı. Hep söyledim. Şey. Amerika yapıyor, yapıyor, aynen, yapıyor. Kardeş zaten şöyle bir şey var. Sen propagandaya geliyorsan gelirsin. Evet. Ben gelmiyorum. Benim kendi düşüncem var. Ben gelmiyorum. Bu saatten sonra gelmem diye tamam. Belki de gelmişimdir, haberim yoktur. Yok, ama bir kişilik oluşmuş bende yani. Şimdi evet, benim artık baktığım şey şu oluyor. Sen sabaha kadar propaganda yap. Hiç fark etmez. İstersen Amerikan bayrağı çıkar, ister bilmem ne. Ortaya koyduğun ürün bir film senin ve bu film güzel mi diye ben ona bakıyorum yani. Yani saçma geliyorsa saçma değil. Mesela bunu o açıdan sevdim. Hani kendisine ait bir anlatması var. Sabaha kadar anlatsın, sabaha kadar vurgulasın. Neyi vurgulamak istiyorsa fark etmez. Ama ürün yapaylaşmaya başladığı zaman bu can sıkıcı oluyor. Çünkü geçmiyor artık evet, noktadan sonra yani. Hani devamlı olarak dizilerde abi sözün arasında evet, bir son söyleyeyim. Bağıra bağıra konuşan sanki tüm dönem öyleymiş gibi. Hani işte geçiyor efendim. Atıyorum padişah. Bağırıyor. Sabah bağırıyor. Akşam bağırıyor. Sabah tık atıyor. Akşam tık atıyor. Hani devamlı böyle bir hava varmış gibi. Tamam kardeşim, bir insan böyle konuşamaz sabahtan akşama kadar yani. Hemen onu yapın. Hemen bunu yapın. Geliyorum. Her sözü özlü söz. Hep diyafram. Hep özlü söz var. Hiç deyim. Hep deyim. Hep deyim. Tamam atasözü güzeldir de ya. Hepsini sen mi buldun bu atasözlerini kardeşim ya? Yani hani insan artık izlerken şey oluyor. Arkadaş biraz atasözü söylemeyi verin de dizi aksın. Yapay diyaloglardan çıkalım diye ama ona gelecektim. Seni böldüm. Buyurun. Yok ben de aynı şeye gelecektim sonuç itibariyle. Amerikanlar yaptığı zaman oluyor. Güzel oluyor. Çünkü güzel yapıyorlar ve hani mesela her Amerikan Sniper'da ya, yaptılar zamanında yaptılar. Öyle diyelim ya. Şu hala an bayabiliyorsun ama yani şu an yani artık çok bayıcı geliyor. Çok gördüğümüz için büyük ihtimalle. O muhtemelen. Ama ben hala mesela heyecanlı, yani heyecanlı değil de keyifle merak ediyorum yani. Hani ve izliyorum bir yerde. Şimdi Amerikanlar yaptığında oluyorsa biz de yaptığımızda olamaz mı? Olabilir. Olmuş bence böyle o açıdan. Bence olmayan kız senin de dediğin diyaloglar falan. Ya bazı yerler çok Amerikan var olmuş. Bazı yerler o kadar bizden güzel gibi bir bizden. Ha evet diyorsun. Hani sonuç itibariyle İyi kötü bir polis tanıdığın da oluyor. İşte hani özel harekattan tanıdığın oluyor vesaire oluyor. Asker tanıdığın oluyor. Yani emekli oluyor oradan vesaire falan. Biliyorsun tanıyorsun hani insanları yani orada kendi tanıdığın insanı orada bir görme şansın oluyor. Yani gerçekçi ve hani güzel danışmanlar aracılığıyla yapılmış sahneler de var. Bir de bazıları da var. Yani garip hani evet, böyle değil yani o çok bariz öyle değil ama tabii şeydir o showdur orada birazcık ve yapılır. Kısmen görmeyebiliyorsun geri kalan şeyler şey olduğu zaman daha bir ortalama orada müzikleri de güzeldi hoşuma gitti benim bir çalışmışlar müzikleri. Ya büyük ihtimalle filmin de soundtrack'i olur. Ha benim düşüncem var, benim düşüncem ne biliyor musun abi? Benim düşüncem var. Mesela şey kartelle başlıyor böyle çok böyle bedes bir karakter görüyorsun böyle hani ortama alışıyor filan ya. Ki o da çok ırkçılığa karşı bir şeydir aslında bakarsan evet, şarkıda. Zaten çıkış ortası. Kartelin kendisi ya, falan yani. Kartelin kendi ama mesela işte şey aslında kartelin kendisi ekibin kendisini özetliyor biliyor musun? Kartel işte bir araya gelelim işte bu tarz şiddete işte kıyıma karşı son verelim. Aslında kartel yani o grup. Yani ve hani kartel de böyle şiddetle çözüm falan arayan bir sözler yani lirik olarak işte şimdi adamların hayatını bilmiyorum lirik olarak şiddete yönelik hani şiddete karşı şiddet işte birlik olalım gelin adam aslında belki de oradan yola çıkarak falan yapıyor. Hiç alakası yok ama yani. Ya şey var. Ama oraya var yani alt metin çok var bu arada. Tabii canım, güzel olan kısmı o. Zaten ben de biraz oraya gene girmek istiyordum şey açısından. Ya kartelde bu arada yani araştırıp daha detaylı da öğrenirseniz ama işte Almanya'da Türklere karşı şiddetten tabii sonra bu da hani baya bir de bu da kartel sadece Türklerin başlattığı bir hareket değildir. Fransa'dan, Belçika'dan Fransız ve işte Belçikalı insanların da katıldığı ve hakikaten bir dönemin antifaşist hareketinin parçası olan, başlatan demeyelim. Zaten çok fazla Fransız biri bir de vardı yani, değil mi? Böyle çıkıyordu. Olması lazım. Söylüyordu. Çok hatır, o kadar detaylı. Siyahi bir abi. Çiki bom yom bom lan diyordu. Bari kalabalık bir ekipti o vesaire vesaire. Yani bunun orada kullanılması özellikle uzaklaştırmadan dönen birisinin dinleniyor olması. Ya,
Rast gelmiş bir seçim değil. Değil tabii canım. Yani Alper Çağlar yani o konularda kafası çalışan da bir adam, onu yapıyor ve şey de var. Onu söylemek istiyordum ben. Daha önceki videolarımızda da hani konusu gelmiştir işte Kuzey mitolojisi olsun, işte efendime söyleyeyim Yunan mitolojisi olsun, ben severim mitolojiyi, genel olarak severim. Türk mitolojisini de ben zamanında dersinde almışlığımız vardı üniversitedeyken. Severim, takip ederim vesaire. Başta hani dizinin ismi zaten direkt Börü. Ben bir yere bağlayacaklar zannediyordum, bağlamıyorlar aslında bak. Yani hakikaten de Börü yani Türk mitolojisindeki yani kurt anlamına gelen kelime ve aynı zamanda da bir dişi bir kurttur kendisi. Türklerin türediği türedi falan filan diye böyle bağlanan bir şey var. Gösterici. Oradan itibaren evet sembolle üzerinden gittiği ve bunu aslına bakarsanız böyle gelişi güzel hani işte ya Kurtlar Vadisi de zamanında yapardı bunu ama çok böyle sığ yapardı, geçerdi. Ondan daha böyle bir derin o mitolojinin de bakıldığı, daha Ergenekon, ki Ergenekon deyince dizinin de değindiği o kumpas davalardan ziyade hani hakiki Ergenekon destanı, dağdan işte Göktürklerin çıkması, dağın arkasında falan gibi mevzulara falan da giden yanı var. Ki zaten mesela tek dişi, pardon iki tane hatun vardı galiba değil evet. mi ekipte. Bir tanesinin adı Asena ki o da yine aynı şekilde. Evet. Turan ki bizim bir tahtirecat ve Turan taktikleri vesaire falan. Yani bu her biri aslına bakarsanız gerçekten hani şey en başta söyledi ya, bir ideolojisi var. Yani, Türk şeyi, ne derler ona, Türk milliyetçiliği üzerinden. Evet. Yok ülkücülük değil. Ülkücülük başka bir şey. Ülkü hayal demek abi. Yani ama ülkücülük hani siyasi hareket olarak ülkücülükten bahsetmiyorum. Genel olarak yani Türk milliyetçiliği. Siyasi olarak bahsetmedim evet. ben. Türk milliyetçiliği üzerinden giden ve bunun üzerine konumlanan bir dizi ve bunu çok ucuz yapmamış. Hakikaten bu işin kültürünü ve şeyine bakarak yapılmış bir mevzu var. Benim hoşuma da o gitti biraz. Çünkü şey var. Bunu ucuz yaparsan bunu hakikaten şeye gider bu ya. Yani popülistliğe oynuyor. Yani bu zaten satar. Bunu da koyalım geçelim diye şey yapmışlar. Adam o zamana kadarki sinir bozucu kısım oydu. Yani. Evet. Bu zaten satar formülüyle o kadar garip işler yapıldı ki. O kadar yani saçma mizansenler kurgulandı ki ya. Aslına bakarsan en son mesela bir puan verdiyseler ben ortalamanın üstündeyim ama o kadar ortalamanın altında şey görmüşüz ki. Böyle evet. için. Daha yüksek bir evet şey yani. Böyle bence 7'den yukarı aldım bende. 7-7.5 benim için de gözümde yani. Benim ortalama üstü ya. Vasatın yani üstünde yani. Yani. Ortalama üstü bir dizi. İlk bölümden tabii ben puan verme taraftarını çok az görmek lazım. Tabii. Gördüğüm yani. Kadarıyla aynen. söylüyorum. Ha. Yani ben taraftarı değilim. Ama tabii şeyi düşünmek lazım. Yani bu çevrede çıkmış diziler arasından baktığın zaman özellikle böyle hani savaş üzerine kurulu veya işte böyle hareket üzerine kurulu, arka sokaklar üzerine kurulu dizilere baktığın zaman puan skalaması çok yükseliyor tabii. yani. O yüzden bir örnek bir iş olabilir. Bir de ben şunun altını çizmek istiyorum aslında bakarsanız kendisiyle alakalı hani sadece tek bir mesaj vermeye odaklanmadığı ve birazcık böyle alternatif taraflara da yönlendirdiği açısından ya hapisteki başkanın söylediği şeylerden bir tanesi de aslında bakarsanız hani bize hep kahraman gibi davranıyor ama aslında kahraman değiliz. Hani gibi böyle bir aslında kendi eleştirel içinde bulundukları durumla alakalı da farklı bir bakış açısını ittirmeye çalışan bir yanı var. Yani. Kimsenin bilmediği bir örgüte nasıl kahraman gibi bakabiliyor herkes? Ben onu sorguladım orada yani. Şunu söylemek istiyorum ben. Şöyle bir şey var. Mesela normal Türk dizilerinde alıştığımız şey ne? Her karakterin flashback'i, her karakterin böyle hikayesini çapşap girecekler onu ya. Girecekler biraz onu. Uzatırlar. Şey ama mesela bu çocukta öyle değil. Olayı yaşıyor. Bir olay gösteriyor, ondan sonra olayın içinde. Bitti gitti. O çocukla ilgili herkesin teorileri var da neyse o teorileri tartışmam. Dizi spoiler olmasın şimdi yani. Ne tarz teoriler? Söylerim ben sana. Tamam, ondan sonra söylersin. Neyse efendim. Özetle ben beğendim. Belki yani, olarak hepimiz beğendim zaten. Yani. Zaten konuştuğumuz şey benim için şu aslında. Dizinin içeriğinden ziyade benim için önemli olan kısmı dizinin yayın mantığıydı. Yayın mantığı açısından umarım diğer işlere örnek olur. Daha kısa süren, daha tadı damağımızda kalacak şekilde olan daha fazla dizi görebiliriz umarım. Her alanda, her türde diye umut ediyorum. Yapsınlar iki sezon. Sonra yenisini yapsınlar. Ya, İsterse 10 sezon yapsın. Fark etmezse süresi kısa olsun be kardeş ya. Şunun süresi... O çok zor abi ya. O çok zor. Yani. Ya 2 saat stand-up mı olur ya? Abi, stand-up diyorum. Pardon sitcom. 2 saat sitcom. 2 saat sitcom. 1,5 saati diye stres efekti böyle. Yani, böyle bakan bir yaptım. Uzadıkça çok cılık. Çünkü her hafta sinema filmi çekmek gerçekten kolay iş değil. Yani sinema filmi uzunluğunda dizi çekmek zor iş olsa gerek yani. Az olsun, öz olsun, bizim olsun. Yapımcılara buradan seslenmek lazım. Açgözlü kanal sahipleri ve yapımcıları büyük ihtimalle biraz bu işi kısaltmıyor. Keza açgözlü oyuncular da var bu işin içerisinde. Çünkü onlar da süresi kısalınca aldıkları paradan daha az almaya başlayacaklarını biliyorlar. O yüzden de onlar yanaşmıyorlar. Buradan biliyorum oyuncuları. Öyle bir durum da var. Zamanında greve gidildiği zaman yapımcılar oyunculara dedi ki o zaman sizin aldığınız parayı da kısalım. Öyle kısaltalım dizilerin süresini. Hani oynayın lan 2 saat. falan dedi. Çünkü adam aynı anda 5 dizide oynayamayacağı için yani ayda 8 saat çalışan 16 saat çalışan 70 bin kazanacak, 35 bin kazanacak. Sırf o hani skala... Bir de bir şey oynadı da yok şu. Sırf o şeyi yapmak için de bir de o 2 saati çıkarmak için de 16 saat çalışıyorlar abi. İşte abi ya süre azalsa günde 16 saat çalışmayacak. Oyuncular protestoyu gerçek anlamda ederlerse
Ki oyuncu da kaç tane kaldı ondan da emin değilim. Dizilerde oynayan birçok insan oyuncu gibi gelmiyor bana yani. Hiçbirini tanımıyorum. Bir, ikincisi de şey ajans yani. Ajans abi. Ajansa gidiyorsun. Evet. Fotoğraflara bakıyorsun. Ben yani. Güzel mi? Güzelsin ha. Gel falan. Yani herkes çok güzel. Ha, herkes çok yakışıklı. Yapıyorum. Herkes çok vücutlu. Moralim çok bozuluyor. Evde seyrederken. Burada öyle değil mesela. Evet daha. Böyle biraz daha bizden. Bizden. Daha böyle aynaya bak. Yan yana geldiğimizde hani böyle ulan acaba Cem'i mi seçsem der böyle. Anladın yani? Hani, hani o soru işaretini. Kafası ya, evet. Şey Kemal dışında. Çok yakışıklı o. Ama diğerleri de şundan diğerleri de şundan kazanıyorlar hayvan gibi vücutlu hepsi. Evet. Ne olacak abi çalışırsan senin de olur abi, benim de bana olur. O kadar para versene. Yani. Oğlum boylu postlu adamlar falan ayı abi fark etmez ameliyatı var 30 santim uzatıyorlar hiç sıkıntı değil. Paran ve vaktin varsa o vücuda erişirsin ama şu. Allah, şu yüz Allah vergisidir. Aynen. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, görüşmek üzere, hoşçakalın.